Değerli izleyenler, İş Dünyası Rehberiniz, İşimiz İşe hepiniz hoş geldiniz. Bundan böyle her hafta iş dünyasının farklı başarı hikayelerini, sektörün devleşen markalarını hep birlikte ekranlarınıza taşıyacağız. Sizler için hazırladığımız İşimiz İş başlıyor. Muğla, Türkiye'nin en değerli mermer yataklarına sahip. Türkiye üretiminin %20'sinin karşılandığı Muğla'dan 25 ülkeye mermer ihraç edilmekte. Muğla'dan Türkiye'ye, Türkiye'den dünyaya mermeri ulaştıran Ermaş Mermer'in başarı hikayesini hep birlikte mercek altına alacağız. Değerli izleyenler, Kanal F ekranlarında Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde tercih edilen mermer markası Ermaş Mermer'in yönetim kurulu başkanı Mustafa Ercan'la birlikteyiz. Mustafa Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de Ermaş'a hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ayrıca bölgemizde uluslararası yayın yapan böyle bir televizyonumuz olduğu için de kendimizi şanslı hissediyoruz. Kanal F ekibi olarak sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bizler de Kanal F ailesi olarak yeni programlarla izleyicilerimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Mustafa Bey, 30 yıl önce küçük bir atölyede kurulan Ermaş Mermer bugün bir dünya markası haline gelmiş durumda. Eminim ki izleyicilerimiz de bizler gibi merak ediyorlar. Bu başarının sırrı nedir? Ermaş ailesi olarak 1985 yılında bulunduğumuz bölgede Muğla'nın Ula ilçesinde serüvenimize başladık. İlk atölyemiz 160 metrekare üzerine kurulmuştu. Biz 6 erkek, 3 kız, toplam 9 kardeşten oluşan bir geniş bir aileyiz. Bu işe başladığımızda babamız Hüseyin Ercan, ben ve Kemal kardeşimizle birlikte başlamıştık. Daha sonra diğer kardeşlerimizle işte tahsillerini yaparak iş ekibimize katıldılar. Murat, Muhammed, Hakan ve Serkan. İşin püf noktası da, işin sırrı da babamızın bize verdiği altını sürekli olarak çizdiği birlik beraberlik ruhudur. Yani bizim sektörümüzde bu kadar öne çıkmamız, işlerimizi genişletmemiz, büyütmemizin sırrı birlik ve beraberliktir, paylaşımdır. Düzenli, sistemli ve dürüst çalışma kültürüdür. Her başarıda olduğu gibi öncelikle birlik, beraberlik ve güven. Evet. Çok güzel. Peki Muğla turizmin yanında Muğla mermeriyle de ön planda olan bir sektörü var. Mermerciliğin, Muğla mermerinin. Muğla mermerine en çok hangi ülkeler rağbet ediyor? Evet, şimdi Ermaş olarak, yani şahsım olarak bir de bu bölgedeki ilk kurulan mermer işleme tesisiyiz. Dolayısıyla da mermerin bölgemizdeki ve ülkemizdeki hikayesini de yakinen yaşamış ben bir müteşebbisim. Önceleri ürettiğimiz mermeri Muğla bölgesindeki turizm yatırımlarına pazarlıyorduk. İşte otel yatırımlarına, Marmaris'te, Bodrum'da, Fethiye'de yapılan otel yatırımlarına kullanılıyorduk. Daha sonra Muğla mermerinin beğenisi arttı. Mimarlar tarafından daha çok dikkatleri üzerine çekti ve başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizdeki büyük projelerde de kullanılmaya başladı. Evet. Ama Muğla mermeri o kadar estetik, o kadar güzel ve 30 civarında değişik renk ve dokuya sahip
birbirinden güzel ürünler çıkıyor bölgemizde. Sadece Muğla bölgesinde. Muğla, Fethiye, Milas, Kavaklıdere, Yatağan gibi ilçelerden üretilen mermerler artık Türkiye sınırlarını aştı. Orta Doğu ülkelerine, Avrupa ülkelerine, Uzak Doğu'ya, Amerika'ya, adını duymadığımız ülkelere bile mermer ihraç ediyor hale geldik. Genel olarak yani bölgemizde. Evet. Firmamız olarak ise yaklaşık 30 ülkeye ihracatımız var. Yine bunlar Orta Doğu ülkeleri, tek tek ismini saymam gerekirse en büyük pazarlarımız Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt gibi petrol zengini ülkeler. Onun yanı sıra işte Irak, Lübnan, geçmiş zamanlarımızda Suriye'ye çok ürünler satardık. Suriye, Lübnan, Libya, Afrika ülkeleri, Fas, Cezayir, Tunus, Güney Afrika, Avrupa ülkelerinin birçoğuna, işte Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz, kuzey ülkelerine, Amerika'ya, Birleşik Devletleri'ne, Kanada'ya, Uzak Doğu ülkelerinden işte Singapur'a sürekli biz büyük projelere ürünlerimizi gönderiyoruz. Singapur, Endonezya, Çin'e ihracatımız var, Hindistan'a var. Muğla için çok büyük bir gurur kaynağı. Bu tabii ki mermer ülkemizin bir doğal kaynağı ve %100 yerli üretimimiz, evet, yerli malımız. Evet. Genel olarak da işleyerek ihracatını yapıyoruz. Bu da bölgemize ve ülkemize çok büyük katma değer kazandırıyor. Evet. Bu ülkelerin tercih ettiği Muğla mermeri genellikle Muğla Beyazı adı altında markalaşmış beyaz mermerlerimiz ve Fethiye bölgesinde ürettiğimiz, özellikle de üretimi yine bizim tarafından başlanılan 2003 yılında Fethiye Karadere bölgesinde üretilen Patara bej markasını verdiğimiz ürün özellikle lüks projelerde çok tercih ediliyor. Tasarımcılar, mimarlar bu ürünü birçok projeye yazıyorlar. Ve 5 yıldızlı oteller, büyük kompleksler, alışveriş merkezleri ve özellikle de yani gelir düzeyi yüksek ülkelerden çok talep geliyor bu ürünlerimize. Bölgemizin hakikaten turizm bölgesi olduğunu bütün dünya biliyor ama mermerle ilgili de çok önemli bir potansiyeli var. Bu Patara bej mermerimiz şu anda Singapur'da ve Amerika'da çok önemli projelerde kullanılıyor. Biz bu mimarlar ve taş eksperleri bizim fabrikalarımızda her gün bizimle birlikte çalışıyorlar. Ürünleri birlikte seçiyoruz, birlikte seleksiyon yapıyoruz ve direkt projelere gönderiyoruz. Bu bölgemiz için, ülkemiz için son derece gurur verici bir durum. Antalya'da düzenlenen G20 zirvesinin organizasyonunun yapıldığı tesis, otelde de Ermaş Mermer'in zannediyorum ürettiği yani, mermerler kullanılmıştı. Bu Patara bej markalı mermerimiz Türkiye'deki birçok lüks projelerde kullanılıyor. Yani o yıl 5 yıldızlı bilemiyorum, şimdi isimlerini vermeyeyim, otellerin birçoğunda tercih ediliyor. Ben şöyle bir anımı da anlatayım size. Bir müşteri ziyaretim için Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gitmiştim. Çok geç saatte yeni yapılmış olan bir çok büyük bir 5 yıldızlı bir otelin otelde bizi misafir etti oradaki şeyimiz, müşterimiz. Banyoyu bir açtım, her yer bizim Patara bejle kaplanmış. Hakikaten çok gurur duydum, çok heyecanlandım. Daha önceki yıllarda da bu yürüme yolları için ürünler üretip Amerika'ya çok ihracat yapıyorduk. Miami'deki sokaklarda gördüm. Yine Fethiye'de üretilen travertenlerimizi. Bunlar tabii sektör mensubu birisi olarak direkt bölgeden üreterek ta o son kullanıcıya kadar ulaştığını görmek, orada beğenildiğini görmek
bizlere çok güzel bir haz veriyor. Gurur veriyor, evet. Mutluluk yaşatıyor. Kesinlikle haklısınız. Bölgede de çok önemli bir katma değer sağlıyorsunuz. Önemli bir istihdam sahanız var. Ermaş Mermer bünyesinde kaç personelimiz var? Kaç kişi istihdam ediliyor? Evet, şu anda biz burası Ula'daki ana fabrikamız ve yönetim binamız. Hı. Yatağındaki ocağımız ve fabrikamız. Fethiye, Karadere, yani Seydikemer ilçesindeki ocak ve fabrikamızla birlikte yaklaşık 500 kişiyi istihdam ediyoruz. Bunun yanı sıra sizin de söylediğiniz gibi mermer üretimi çok fazla yan sektörleri, evet, besliyor ve çok büyük bir katma değer sağlanılıyor. İşte nakliyeciden akaryakıtçısına, ambalaj, ahşap ambalajından işte diğer her işletmelerimizde, marangozda, tabii her işletmelerimizde biz personelimize işte üç öğün yemek çıkartıyoruz örneğin. Yani işte kasabından manavına, bakkalına muazzam bir katma değer sirkülasyonu var. Yani Ula biliyorsunuz 5000 merkezi, 5000 nüfuslu bir ilçe. Evet. Biz burada işte 170 kişiye iş imkanı sağlıyoruz ki bu önemli bir rakam bir noktada. Evet, 5000 nüfuslu bir ilçede. Bakıldığında arzu ederiz ki bu tür yatırımlar çoğalsın bölgemizde. İstihdama ve katma değere sürekli faydalar sağlansın. Şu konuda bir tereddüt yok ki ülkemizin kalkınması üretim ve ihracattan geçiyor. Yani biz üretmezsek, ürettiğimizi de özellikle yurt dışına ihraç etmez isek, bu konularda başarılı olmaz isek, ülkemizin kalkınması, gelişmesi, zenginleşmesi söz konusu olmaz yani. Mutlaka biz üretmeliyiz ülke olarak ve ürettiğimizin mümkünse büyük bölümünü ihraç etmeliyiz ki kalkınalım. Üretim, istihdam ve ihracat bizim ülkemiz için, tabii genel olarak tüm ülkeler için son derece önemli. Değerli izleyenler, Ermaş Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Ercan, ayrıca sosyal yönüyle, sosyal yaşamıyla da sürekli gündemde olan, halkın takdirini toplayan bir kişi, iş adamı. Mustafa Bey, Ermaş Mermer'in hayata geçirmiş olduğu proje aşamasında olan ne gibi sosyal projeleri var, neler kazandırdık? Biz kuruluşumuzdan bu yana özellikle ilimiz civarındaki tüm okulların mermer ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyoruz. Camilerin, eğitim tesislerinin mermerle ilgili, yani yapı inşaatta mermerle ilgili ne ihtiyaçları olursa karşılıyoruz. Sadece ilimizle de yeterli kalmayıp bu bahsettiğimiz ilçelerdeki işte belediyelerimizin, başkanlarımızın arkadaşları diğer ilçelerden, evet, diğer şehirlerden de onlara talepler, ricalar geldiğinde başka şehirlerdeki okullara da yine eğitim kurumlarına, camilere falan ürettiğimiz ürünlerden gönderiyoruz. İşte karakollarımıza, işte askeri birliklerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına ürünlerimizi yıllardır gücümüz yettiği oranda katkı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra biliyorsunuz Muğla'da çok büyük bir sanayi yok. Çok fazla sanayi kuruluşu, büyük firmalar, evet, olmadığı için bizler de biraz tesisimizle şehirle bütünleşmiş vaziyette olduğundan birçok üniversiteden olsun, diğer okullardan, diğer kurumlardan birçok talepler, yardım talepleri ya da sponsorluk talepleri, hı, için hep bizim kapımız çalınıyor. Biz de karınca kararınca, işte imkanlarımız el verdiğince bunların birçoğuna destek oluyoruz. İşte üniversitemizde çok etkinlikler oluyor. Onların birçoğuna sponsor oluyoruz. Bunun yanı sıra yine uzun yıllardır özellikle yüksek öğretimde öğrenim gören
annesi ya da babası olmayan, imkanları çok kıt olan birçok öğrenciye burs sağlıyoruz. Eğitim çok önemli. Yani eğitim olmazsa olmazımız. Eğitimle alakalı bir de 2015 yılında hizmete açtığımız ULA'da 7 ayda yapımını tamamladığımız Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi var. Geçtiğimiz yıl Sayın Orman Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu tarafından açılış töreni yapıldı. Halen 200 civarında öğrencimiz var. 4. seneye geldiğinde 400-450 öğrenciye ulaşacak. Özellikle böyle ilçemizin bir Anadolu Lisesi'ne ihtiyacı var idi. Çevredeki ilçelere ya da Muğla'ya gidiyordu öğrencilerimiz. Bunu buraya kazandırdık ve çalışanlarımızın çocukları, çevredeki gençlere de böyle güzel bir eğitim yuvası kazandırmış olduk. Onun için de son derece mutlu ve gururluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ermaş Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan'la yapmış olduğumuz söyleşinin burada sonuna geldik. Kanal F ekranlarında bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Ercan'a da ayrıca Kanal F ailesi olarak bizleri konuk ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Bize konuk olduğunuz için çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, küçük bir sanayi sitesinden dev bir sanayi tesisine ulaşan Ekip Araç Üstü Ekipman Limited şirketindeyiz. Bugün burada Ekip Limited'in ekip ruhu içerisindeki ailece ekip olarak kurmuş oldukları şirketteki başarı serüvenlerine hep birlikte tanıklık edeceğiz. Değerli izleyenler, çekirdek bir atölyede başlayan, şimdi ise kökleri dünya sınırlarına ulaşan, bu iş ekip işi diyerek yollarına devam eden ve hızla büyüyen bir aile şirketine konuğuz. Yanımızda Ekip Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altaş var. Mehmet Bey, öncelikle bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Tabii ki. 28 yaşındayım. Eğitimimi Amerika'da tamamladım. 7 yıl Amerika'da kaldım, New York eyaletinde. Uçak ve makine mühendisliği çift bölüm bitirdim. Enerji üzerine master'a başladım. Fakat babamın baskıları üzerine ikinci dönemde geri gelmek zorunda kaldım. Ve toplamda 3,5 yıldır Ekip Anonim şirketindeyim. Söylemiş olduğunuz gibi çekirdek bir aile, çekirdek kadro. Oradan başlayaraktan şu anda 85 kişilik profesyonel bir ekibe sahibiz. Bunların 6 kişisi makine mühendisi, ben de dahil olmak üzere. Bunlar... Evet, kardeşiniz de var. Evet. İlknur Hanım. O da... Tabii, İlknur Hanım da Amerika'da master yaptı kendisi de. Başkent Üniversitesi'ni bitirdikten sonra. O da sağ olsun bizlerle beraber idari işlemlerde çok yardımcı oluyor. İhracatta bilhassa. Mehmet Bey, Ekip Anonim Şirketi'nin ilginç bir de kuruluş öyküsü var. Evet. Bunu sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. 1991 yılında babam aile şirketinden ayrılaraktan bazı fikir ayrılıklarından dolayı kendi şirketini kurmaya karar veriyor. 91 yılında Muğla sanayisinde 200 metrekarelik bir dükkan kiralıyor, atölye kiralıyor ve 3 kişilik bir ekiple başlıyor. İlk 5 yıl boyunca sırf tamirat yapıyor. Sonradan saç, kesim, kıvrım gibi birçok işe, sektöre atlayaraktan şu anki günümüzdeki konuma geldi. 25 yıl içerisinde 25 kişilik bir ekiple başlıyor.
3 kişilik bir ekiple başlıyor, 85 kişilik bir ekibe ulaşıyor. Ve şu anda evet. 85 kişiyiz. Uh-huh. Teknik kadromuz? Teknik kadro 6 kişi, ben de dahil olmak üzere. Evet. Zaten bütün tasarımları ben ve bu 6 kişiden çıkıyor. Katar'da da aynı zamanda partner bir firmamız var. Evet. Katar'daki imalatları buradaki teknik ekip destekliyor. Her tür imalat projelerini falan bu 6 kişilik ekip gönderiyor. Bu bağlamda yaklaşık kaç ülkeye ihracat yapıyoruz? Yaklaşık şu anda 30 ülkeye ihracatımız var. Bunların başlıcaları Bulgaristan, Kosova ve Cezayir. En çok yoğunluklu olarak çalıştığımız ülkeler. En son bu portföye Bangladeş ve Hindistan'ı da ekledik. Evet. Şu anda 30 ülkeye ihracatımız var. Şu anda da zannediyorum Malezya'da da yeni bir tesis. Malezya'da da Katar'da olduğu gibi bir partner firmayla beraber imalatları orada devam ettireceğiz. Malezya'da çöp kamyonu üretimi yapacağız. Evet. Ürün yelpazemiz nedir çöp kamyonu demişken? Valla ürün yelpazemiz oldukça geniş. Bunların başlıcalarını söyleyeyim. Çöp kamyonu, hidrolik platformlar, vinçler, damperler, bunlar başlıca ürünlerimiz. En çok hangi ürün? En çok şu anda kamcalı lift ve çöp kamyonu üzerine ağırlığımız var. Prefabrik konut üzerine de bir çalışma yapıyordunuz sanıyorum. Tabii. Fabrikamızda 3000 metrekarelik alanda sadece prefabrik evler ve konteyner evler üretimimiz var. Metrekare ölçüleri nedir? Ölçüleri müşterinin isteğine göre değişmektedir. Her türlü talebe cevap verebiliyoruz. Tabii standartımız yok prefabrik ve konteynerlerden. Evet. Peki bu üretimlerin ne kadarını iç pazara sürüyoruz, ne kadar ihracatımız? Yaklaşık olarak %35-%40 civarı belediyeler, yani Türkiye satış. Evet. %60-%65 civarı da yurt dışı. Yani patenti size ait olan ürünleriniz de var. Mesela çöp kamyonunda patenti bize ait olan bir modelimiz var. Bundan ayrı TÜBİTAK'tan destek almış olduğumuz, aynı zamanda benim projem olan kendi kendine kurulabilen kule vinç ve kendi kendine yürüyüp Türkçesi kaldır götür olan bir makineyi yaptık. Bundan TÜBİTAK'tan da destek aldık. Şu an Sanayi Bakanlığı'ndan da teşvikimiz var. Bu sizin de görmüş olduğunuz gibi yeni alan yapıyoruz. Orada sırf bunların seri imalatını yapacağız. Ek tesis yapılıyor fabrikamıza. Doğru. Ek olaraktan yeni bir tesis daha inşa ediyoruz. Toplam şu anda kapalı alanımız 10.000 metrekare. Yaklaşık 2.500 metrekare daha ek binamız yani olacak. Yani 12.500 metrekare kapalı Doğru. alan. Açık alanımız açık ne kadardı? Açık alanımız da 24.000 metrekare. 24.000 metrekare kapalı alana sahibiz. Açık alan 24, kapalı alan 12.500 metrekare olacak. Anladım. Mehmet Bey, sosyal sorumluluk projelerinde de sizlerin adını duyuyoruz, ekip anonim şirketinin evet. adını duyuyoruz. Ne gibi çalışmalarınız var? Benim kendi adıma ana sponsorluğum olan bir tane spor kulübü var, ismini vermeyeyim. Aynı zamanda küçük büyük kamu kuruluşlara, o tür yerlerden de ihtiyaç olursa hiç yardımımızı esirgememeye çalışıyoruz. Büyük küçük yardım etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Peki Mehmet Bey, ilgimizi çeken bir şey var. Ekip anonim şirketinin logosu bir evet. fil. Evet. Ve işletmede de gördüğümüz kadarıyla her yerde bir fil maketi, logosu, bir bursu var. Doğrudur. Bunun sırrı nedir? Valla logomuz fil olduğundan her gelen zaten bir fil hediyeyle geliyor fabrikamıza. Evet, filleri artık nereye koyacağımızı bilmiyoruz. O derece fazlalaştı. Bu filin anlamı, babam Hindistan'a gidiyor ve fillerden çok etkileniyor. Orada fillere olan inanç, yani kendinden emin adımlarla yürüyüp ağır ağır zirveye ulaşan, o anlamda filli logomuz olarak koyduk. O yani sebebi. Çok akıllı hayvanlardır filler bu arada. Evet. Hatta benle ablam geldikten sonra da tek kişilik olan fil logomuz 3 tane file oldu. Çıktı. Sizin de Sizleri görmüş olduğunuz de gibi. Evet. Ediyor. Doğrudur. Evet. O sebebe. Zaten Sefa Bey'in yönetim kurulu başkanımız Sefa Altaş'ın bir hikayesi vardı benim ilk Sefa Bey'le tanıştığım zaman. Sanayi sitesindeki küçük dükkanda kendisine hediye edilen bir bisikletle ilgili. Evet. Onu bir sizden dinleyebilir miyiz?
Ya o hikayeyi ben de tam olarak bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla anlatayım. Babam 5 yaşında, dedem garajda tamircilik yapıyor. 5 yaşında da babam yanında gidiyor, yardım etmeye başlıyor. Bir zengin bir ailenin oğlu bisikletini babama hediye ediyor çok sevdiğinden dolayı. Tabii bu bisikletin o zamanlarda tekerlekleri yok. O lastik teker kısımları. Babam da bez parçalarıyla iç lastik tarafını dolduruyor. Şamrel yok. Şamrel yani. Yok, evet. İç lastik kısmını dolduruyor ve dedemin yanında kiralamaya başlıyor 5 yaşındayken. Maşallah. Ya işte bir turu atıyorum o zaman ne kadar hatırlamıyorum da 5 lira gibi bir şey. Evet, 5 kuruş ya da. Kiralıyor ve anlatıyor, bir ustadan daha fazla para kazanıyormuş 5 yaşındayken bile. O paraları biriktiriyor, daha sonra daha iyi bisiklet alıyor. Öyle bir hikayesi var. Safa Bey'in girişimcilik evet, ruhu evet, tabii. İleriye dönüş şey, o zamandan belliymiş yani 5 yaşındayken. Doğrudur. Varmış. Evet. Evet. Evet Mehmet Bey, az önce TÜBİTAK'tan onaylattığınız projelerden bahsetmiştiniz. Bunları biraz açabilir misiniz? Nedir, ne ürettik, neyin patentini aldık? Tabii ki. Şu ana kadar TÜBİTAK'tan destek aldığımız iki tane proje var. Bunun bir tanesinden bahsedeyim ben size. Bu Manitou gibi markaların üretmiş olduğu vinçler var. Kaldır götür yapıyor. Kaldırıyor bir noktadan bir noktaya kendi götürebiliyor. Evet. Kendinden yürüyüşlü. Bu zaten piyasada şu anda var. Bizim buna getirmiş olduğumuz yenilik, tonaj daha fazla, ebatı daha küçük bu makinenin. Anladım. Normalde muadilleri olan makineler 4 ton kaldırıp götürebiliyor. Bizim tasarlamış olduğumuz, geliştirdiğimiz makine 20 tonu kaldırıp istediğiniz noktaya götürebiliyor. Hatta görmüşsünüzdür, yan taraftaki inşaatımız da o yani makine sayesinde yapılıyor şu anda. Hiç dışarıdan vinç çağırmadık. Evet. Uzaktan kumandayla. Uzaktan kumanda, mı? Remote control sistem, remote wireless sistemi de var. Evet. Uzaktan da yön verebiliyoruz. Bu da nedir? Mesela tehlikeli bir anda şoför içinde olmadan uzaktan da makineye hareket verebiliyor. Yani İHA'ların TEHA'sı gibi bir şey, taşıma Doğrudur. Aracı gibi bir şey imal evet. etmişsiniz. Patentini aldınız. Patentini aldık. Görüldü. Şimdi seri imalata da geçeceğiz. Evet. Bunun ülke ekonomisi olarak da büyük destek sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olur. Ekip Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Altaş 25 yılda limited olarak inşa ettiği firmayı bugünlere getirdi. Bundan sonra da siz ve kardeşiniz İlknur Hanım bu ivmeyi daha da büyütmek için çalışıyorsunuz. İleriye dönük hedefleriniz, projeleriniz, hayata geçirmek istediğiniz ne gibi projeleriniz var? Şöyle söyleyeyim, biz Muğla'da olmamıza rağmen Türkiye'de ilk 5 araç usta ekipmancının arasındayız. Bu da demek oluyor ki genelde araç usta ekipmancılar İzmir, İstanbul ve Ankara'da var. Evet. Ya Muğla çok ters bir lokasyon. Kalifiyeli eleman da bulması çok zor. Ne yapıyoruz? Kendimiz alıyoruz, yetiştiriyoruz. Şu anda hedefimiz İstanbul'da gene bir fabrika kurmak. İzmir'de bir tane ofisimiz var. Hı. İmalatın büyük bir çoğunluğunu İstanbul'dan desteklemek. Hı. Şu anda hedefimiz o. Ve Türkiye'nin de en büyük araç usta ekipmancısı olmak istiyoruz. Bir süre var mı? Şu kadar sürede bunu başarırız diyor musunuz? Ya şu kadar süre diye öngöremiyoruz ama yani ne zaman olur? Bir 15-20 yıla anca diyelim. İnşallah. 25 İnşallah. Yılda bu ivmeyi kazanmış. İnşallah. 200 metrekarelik bir sanayi sitesindeki bir atölyeden kocaman bir sanayi devi haline gelmiş. Türkiye'nin ilk 5 ekip araç üstü ekipman evet. firmalarından biri olmuş. Muğla'nın gurur kaynağı. Ekip araç üstü ekipman anonim şirketine konuk olduk. Ev sahipliğinden dolayı yönetim kurulu başkan yardımcımız Mehmet Altaş'a, yönetim kurulu başkanımız Safa Altaş'a ve yine İlknur Altaş hanımefendiye misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizler İyi teşekkür seyirler ederiz. Sağ çok sağ olun. Sağ olun.
Değerli izleyiciler, şu anda 35 yıllık tecrübesiyle toprağın bereketine değer katan Demircioğlu traktördeyiz. Şimdi Demircioğlu traktörün başarı öyküsünü hep birlikte mercek altına alıyoruz. Değerli izleyenler, Kanal F ekranlarında toprağın bereketine, insanın emeğine değer katmayı şiar edinmiş Demircioğlu Traktör ailesinin konuğuyuz. Karşımızda Demircioğlu Traktör Yönetim Kurulu Başkanı, Erkun Traktörleri Yetkili Satıcısı Erdoğan Demircioğlu var. Erdoğan Bey, öncelikle programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederiz Cavit Bey. Siz de hoş geldiniz. Öncelikle Kanal F ailesine böyle güzel bir program organize ettiği için ve Muğla'da eksikliği bulunan Uydu kanalını 6 ay önce faaliyete geçirip iğme kazandığından dolayı çok teşekkür ederiz. İsmim Erdoğan Demircioğlu. 87 doğumluyum. Bir çocuk babasıyım. 2011 yılında Demircioğlu Traktör Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geldim. 5 yıldır da Yönetim Kurulu Başkanı olarak Muğla'da Erkun Traktörleri Yetkili Satıcısı olarak devam etmekteyim. Erdoğan Bey, Demircioğlu Traktör çeyrek asrı aşkın süredir, yaklaşık 35 yıldır piyasada, bölgede faaliyet göstermekte ve son yıllarda çok büyük bir ivme kazandı sektörde, adından sıkça söz ettiriyor. Bu başarının sırrı nedir? Demircioğlu Traktör'ün geçmişini, tarihini, başarı sırrını bizimle paylaşır mısınız? Cavit Bey, Demircioğlu Traktör 1985 yılında babam Halil Demircioğlu tarafından yatağında kurulan bir şirkettir. 1985-2002 yılları arasında sadece ikinci el traktör alımı ve satımı olarak faaliyet gösteren şirketimiz, 2002 yılında Uzel Traktörleri Muğla Bölge Bayi ve Aydın ilinin Çine ilçesi ve Bozan ilçesi bölge bayiliğini alarak faaliyetlerine devam etmiştir. 2002 yılında Massey Ferguson'un Muğla'da %5'lik olan pazar payını şirketimiz %55'lere kadar çıkarmış. Ancak Uzel Traktörlerin 2008 yılında iflas etmesi sebebiyle bayiliği tekrar bırakmış. 2008 ile 2011 yılları arasında da tekrar ikinci el traktör sektörüne devam etmiştir. 2011 yılında da gerekli araştırmalar, gerekli testler yapıldıktan sonra Erkun Traktör'ün bölgemize uygun olduğunu kanaatine varılmış ve 2011 yılında Erkun Traktörleri Muğla Bölge Bayi'ye alınmış ve bugün halen hazırda da Erkun Traktörleri'nin bölge bayisi olarak hizmet vermekteyiz. Demircioğlu Traktör, traktör alımı satımı yanı sıra aynı zamanda aktif olarak çiftçilikle uğraşmakta olup, çiftçilerin gerekli duyduğu yoncadır, buğdaydır, samandır, arpadır. Bu gibi desteklerle de çiftçilerin hizmetindedir. Çok güzel. Niçin Erkun Traktörleri tercih edildi? Gerekli testler, gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra, zaten siz de çiftçi kökenlisiniz. Yani çiftçilikle, tarımla uğraşan bir kişi niçin Erkun'u tercih etmeli? Sizin Erkun'un bölge bayiliğini almaktaki tercihiniz neydi? Ne ön plana çıktı? Şimdi yıllardır çiftçilerin boynunu büken gübrenin ve mazotun pahalı olması. Yani bütün çiftçi kardeşlerimiz bunun bilincindedir. Ve bugüne kadar çiftçi kardeşlerimizin boynunu büken mazotun ve gübrenin yüksek maliyetli olmasıdır. Şimdi biz gerekli testler ve araştırmaları yaparken öncelikle yakıtı düşük, performansı yüksek traktör modellerini araştırmaya başladık. Ve 2011 yılında bunu yaparken 2004 yılında üretime geçmiş Erkun traktörlerini test ettik. Yakıt düşük, performans yüksek, traktör sağlam, dayanıklı ve bu kadar özellikler olmasına karşın fiyat cazip. Fiyat diğer rakiplere göre biraz daha uygun. Bu sebepten ötürü de Erkun traktörü biz tercih ettik. Öncelikle kendi dediğiniz gibi biz çiftçi kökenli bir aileyiz. Öncelikle kendi tarlalarımızda kullandık. Kendimiz bizzat kullandık. Daha sonra da memnun kaldık. Memnun kaldığımız için de
bölgemizdeki çiftçilerimize bu traktörü satmayı uygun gördük. Başımızı öne eğdirmeyecek bir marka. Evet, illaki. Olduğu için biliyorsunuz. Anladım. Peki Erdoğan Bey, az önce bahsettiğiniz gübre fiyatları, mazot fiyatları. Yani çiftçi zorlanıyordu bir yerde ekonomik ve şey. Peki bu traktörü çiftçimizin, üreticinin temin etmesi için sizin yani ne gibi bir çözüm odaklı çalışıyor musunuz? Yani neler üretiyorsunuz? Ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Şimdi şöyle Cavit Bey, Erkunt %100 yerli sermaye ile oluşan Türkiye'nin ilk ve tek traktörü. Erkunt traktör, yani fabrikamız kendi bazında zaten Bankası ile bir anlaşması var. Ayrıca bizim yerelde de diğer özel bankalarla çeşitli anlaşmalarımız var. Bankası kredi koşullarında faizin yarısını devletimiz karşılıyor. Yani %50 sübvansiyonlu veriliyor krediler. Diğer bankalarla da bizim özel anlaşmalarımız var. Özel anlaşmalarımız neticesinde kredileri kullandırıyoruz. Erdoğan Bey, Erkunt traktörlerinin teknik donanım olarak özellikleri nedir? Erkunt hakkında biraz bilgi verebilir misiniz bize? Cavit Bey, Erkunt traktörleri hakkında bilgi vermeden önce isterseniz ben size Erkunt firması ile ilgili bir takım bilgiler aktarayım. Erkunt firması 1953 yılında kurulmuş bir döküm firması. 1953'ten günümüze kadar dünyanın çeşitli otomotiv sektörlerinin ana parça tedarikçisi olarak bugün hala 64 bin metrekarelik yerinde çalışmaktadır. 2002 yılında Erkunt fabrikası traktör sektörüne girerek kendi markasıyla kendi traktörünü üretmeye başlamıştır. 2004 yılında 3 adet traktör çeşidiyle çıktığı yola günümüzde 86 model ile devam etmektedir. 2004 yılında pazar 39.sü olan firmamız bugün ise Türkiye üçüncüsü, Muğla birincisidir. Erdoğan Bey, Erkunt traktörleri Muğla'da yetkili bayisi olarak Muğla'da traktör satışında birincisiniz. Muğla bölgesinde birincisiniz. Erkunt traktörleri de Türkiye'de Türkiye üçüncüsü. İlk üç arasında yer alıyor. Sizin Demircioğlu traktör olarak Muğla'da 2015 yılı satış rakamlarınız nedir? Kaç çiftçimiz Erkunt traktörleriyle tanıştı? Cavit Bey, plakası çıkmış ve plakası çıkmamış diye şöyle ayırmak gerekiyor. Plakası çıkmış, 2015 yılında trafiğe tescil edilmiş 143 adet traktörümüz bulunmakta. Ayrıca bunun yanında 12. ayda verilen traktörlerimiz trafiğe tescil yapılmadığı için 45 eksiğimiz var. Dolayısıyla 148 adet traktör satmış bulunuyoruz 2015 yılında. 2016'nın şu anda 4. ayındayız. İlk 4 aydaki rakam, satış rakamınız nedir? Ve bu yılki hedefinizi de alayım bu arada. Şöyle yapalım, ben hani ilk 4 ayı baz almayalım da ilk 3 ay TÜİK verilerine göre ben size konuşayım. Hı. İlk 3 ay TÜİK verilerine göre 42 adet traktör tescilimiz var. 3 ayda 42 adet traktör. 42 adet. Hı hı. 2016 yılı hedefiniz nedir? 2016 yılındaki satış rakamlarınızı, yani bir hedefiniz, fizibilitemiz var mı? Kaç? 2016 yılında Ege'ye özel traktörümüz çıkacak. 50 beygir. Çünkü biz 50 beygir segmentinde yok idik. Bizim bölgemizde de pazarın %30'u 50 beygir segmentidir. Ege bölgesinde, özellikle Muğla'da. 6. ayda çıkması planlanan 50'lik traktörümüz çıktığında bizim 2016 hedefimiz 250 adet traktör. 2016'da 250. Hı hı. Yani satış grafiğimizi hızla büyütmeye, daha çok çiftçimizi, daha çok vatandaşımızı, esnafımızı, Erkunt ailesine dahil etmeye kararlıyız diyorsunuz. Cavit Bey, biz kararlıyız. Çok şükür çiftçimiz de kararlı. Çünkü günden güne Erkunt'u gördükçe, Erkunt'u tanıdıkça, Erkunt traktörlerini kullandıkça, Erkunt'un yakıtlarının düşük olduğunu, diğer firmalara oranla %30, %40 gibi ciddi rakamlarda az yaktığını, sağlamlığını, 7/24 servis ağının olduğunu, yedek parça sıkıntısının bulunmadığını, efendim... İkinci el piyasasının hızlı olduğunu,
ikinci el satışında zarar edilmediğini, ki bu çok önemli bir şeydir. Bugün trafiğe tescil olan gerek traktör olsun, direkt gerek araç olsun, plaka takıldıktan sonra illaki 5-10 bin lira bir zararla satılır. Ancak Erkunt traktörde bugüne kadar çok şükür böyle bir şey görmedik, duymadık da çiftçilerimizden. Erkunt ikinci elde de kazandırmaya devam ediyor. Devam ediyor, aynen öyle. Yani. Zaten Demircioğlu traktör olarak ikinci el traktör alım satım işimiz de var. Tabii ki biz Demircioğlu traktör olarak sadece Erkunt traktörleri satmaktan ziyade çiftçimizin alabileceği ölçüde traktörler de stoğumuzda bulunduruyoruz. Yaklaşık 100-110 adet ikinci el traktörümüzle de Muğla'lı çiftçi kardeşlerimize hizmetindeyiz. Erdoğan Bey, Erkunt traktörlerinin teknik özellikleri, donanımları ne gibi özelliklere sahip? Yani diğer traktörlerden Erkunt'u ne ayırıyor? Cavit Bey, şimdi Erkunt'ta 86 model çeşitimiz var Erkunt traktörde. 58 beygirden 110 beygir segmentine kadar tüm modellerimiz mevcut. 58 beygir yani 55-60 beygir segmenti olarak geçer traktör piyasasında. 55-60 beygir segmentinde bugüne kadar levyeli traktör yoktur. İlklerin öncüsü dediğimiz Erkunt traktör ilk defa 58 beygir traktöre levyeyi takmıştır. Ve çiftçilerimiz bundan gayet memnundur. Traktör kullanımda pratiktir. İleri geri, her viteste ileri geri yapabilir. Ayrıca bizim E serimiz, standart serimiz, lüks serimiz olmak üzere 3 serimiz var. E serimiz fiyatları biraz daha uygun olan, ekonomik dediğimiz serimizdir. Çiftçi kardeşlerimizin biraz daha hani maddi durumu iyi olmayan kardeşlerimizin alabileceği traktör olarak biz bunları piyasaya sürüyoruz. E artı serilerimiz var. E artı serilerimizde diğer traktör firmalarında olmayan kompresör var. Ki bugün balya yapan, silaj yapan çiftçi kardeşlerimizin kullandığı ve çok da rahat ettiği bir sistemdir. Traktörde kompresör bulunması. Daha sonra yılbaşında yenilenen modellerimiz 110 Camo Rail dediğimiz modelimizde kabin süspansiyonları var. Yani bugün nasıl bir araç bir çukura girip de içindeki insan sarsılmıyorsa artık Erkunt traktörde çukura giren, dağa taşa giden, tarlada setten geçen çiftçimiz de traktörün üstüne zıplamayacak. Süspansiyon sistemiyle rahat bir sürüm, rahat bir sürüş yapacak. Bunlara ek olarak yine yeniliklerin öncüsü, ilklerin öncüsü Erkunt'tan Mekatronik Shuttle dediğimiz sistem getirildi. 70 beygir ve üzeri segmente. Nedir mekatronik shuttle? Mekatronik shuttle debriyajsız ileri geridir. Debriyajsız olarak traktörün ileri ve geri gitmesini sağlar. Ve şöyle bir güzelliği vardır mekatroniğin. Ve dünyada ilk kez Erkunt kullanmıştır bunu ve patenti de Erkunt'a aittir. 40 kilometre hızla giden traktörün mekatroniğini geri çektiğinizde şanzıman kendini otomatik olarak kilitlemeye alır, frenini yapar, daha sonra geri vitesini alır, geriye çeker. Yani bugün full otomatik bir araba neyse Erkunt traktörde odur diyoruz. Otomobil konforunda traktör kullanıyoruz. Kesinlikle. Peki, kesinlikle. Ayrıca şunu da belirteyim. Erkunt traktör Türkiye'de değil, dünyada ilk defa noter onayıyla yakıt testi yapan traktör firmasıdır. İddialıyız diyorsunuz. İddialıyız. Yani yakıt konusunda, performans konusunda gerçekten çok iddialıyız. Hatta bütün köylerde çeşitli zamanlarda denemelerimizi yapıyoruz. Ve denemelerden de çiftçi kardeşlerimizden hep olumlu not alıyoruz. Değerli izleyenler, İş Dünyası rehberiniz işimiz işte. Bir haftanın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta çok farklı sektör temsilcileri, sektör liderleriyle programımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ben Cavit Yıldırım. Yeniden bir işimiz iş programında tekrar bir araya gelinceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.